Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Sayın Ertuğrul Verim. Kendisi artık toplantıyı çağırdı. Buyurun efendim. Peki, çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bu kayda geçsin diye de olduğum yerden konuşacağım ama arkadan göremiyoruz diye diyorsanız ayağa kalkayım. Duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Peki, o zaman bağırıp çağıracağım ona göre. Peki sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler, merhaba, hoş geldiniz. Hevarbaş Hevalno. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum partimiz adına, ortak mücadelemiz adına. Türkiye'den, İstanbul'dan, Ahmet'ten, her yerden şimdi giderek kabarmakta olan mücadelemizin sesini ve bilgisini size taşımak istiyorum. Halkların Demokratik Kongresi ve Halkların Demokratik Partisi aslında 1995'ten beri Türkiye'de Kürdistan özgürlük mücadelesiyle Türkiye Sosyalist Hareketi, Türkiye Devrimci Hareketi arasında sürüp giden bir ittifak ilişkisinin kalıcı, anlamlı, sürekli ve düzenli bir ortaklığa dönüştürülmesi girişimi. Çünkü 1995'ten beri Türkiye'de Kürdistan Özgürlük Hareketi ile Türkiye Sosyalist Hareketi'nin çeşitli bileşenleri siyasi ittifaklar kurdular, seçim ortaklıkları kurdular, demokratik birlikler oluşturdular ve pek çok çatı partisi kurma girişimi oldu. Bunların hiçbirisi 2011'e gelinceye kadar şimdi olduğu ölçüde kalıcı bir sonuç yaratmadı. Her bir seçimin ittifakı o seçimle sınırlı kalmış gibiydi ama bizim böyle bir alışkanlığımız var. Türkiye'nin internasyonalist, devrimci sosyalistleri Kürdistan özgürlük mücadelesini Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin bir ayrılmaz parçası olarak görüyorlar. Gerçi uzunca bir dönem Kürdistan özgürlük mücadelesi bir ayrı devlet talebiyle de yürüdü ama 1993'ten beri Kürdistan özgürlük mücadelesi kendi geleceğine ortak bir kurtuluş programıyla devam etme kararı vermiş bulunuyor. Biz de buna uygun hareket ediyoruz. Eğer Kürdistan özgürlük mücadelesi bir ayrılık, ayrı bir devlet talebiyle ortaya çıkmış olsaydı, bu da onun hakkıydı, bu da meşruydu, bu da bizim desteğimizi hak ederdi. Ve zaten başka da bir rol düşmez egemen ulusun sosyalistlerine. Ancak eğer tercih birlikte yaşama ve birlikte bir devrimci mücadele sürdürme yönünde olursa, bu tabii ki daha da bizim kabulümüz. Şundan ötürü o zaman Türkiye'nin ezilenlerinin her bir damarı yan yana gelecek, birbiriyle omuz omuza verecek ve yeni bir ortak vatan kurmak için çaba gösterecek demektir. Bu tercih yönünde mücadelenin ilerlediğini hepimiz hep birlikte görüyoruz ve bu tercihe bağlı olarak da siyasi stratejiler şekilleniyor. Aslında 2011 yerel seçimlerinden beri ortaya atmış olduğumuz ortak tez çok basit ve anlaşılması mümkün bir tezdir. Demokratik bir cumhuriyet Türkiye'de yaşayan herkes için, Kürdistan içinde bu cumhuriyet içerisinde bir demokratik özerklik talep ediyoruz. Kürtlerin ulusal birliği içinde Öcalan'ın geliştirdiği demokratik konfederalizm perspektifini son derece realist, Orta Doğu gerçeklerine uygun, Kürt halkının her bir ülkedeki varlığını bir demokrasi mücadelesi bileşeni haline getiren ve onların birliklerini kendi içinde yaşadıkları devletleri dönüştürerek mutlaka birer ulusal devlet kurmaya yönelmeden ama bu sınırları eriterek Kürdistan halkının, Kürt halkının ortaklığını ve birliğini bir savaşa ya da çatışmaya yol açmaksızın barışçı, demokratik bir biçimde toprak iddiaları ileriye sürmeden kurmak yönünde çok yeni, yapıcı, kurucu bir öneri olarak görüyoruz.
Eğer bu öneri seti ortada olmasaydı, yani demokratik cumhuriyet, demokratik özerklik ve demokratik konfederalizm, bu set ortada olmasaydı anlamlı bir siyasi ortaklık söz konusu olmayabilirdi. Ben bu açıdan Sayın Öcalan'ın özellikle 1999'da ki esaretinden başlayarak bugüne kadar geliştirdiği bu kavramların, konseptlerin hem Kürdistan emekçi sınıflarına ve Kürdistan devrimci hareketine hem Türkiye Sosyalist Hareketi'ne ve özgürlük mücadelelerine çok önemli bir itilim verdiğini, bugüne kadar ayrı kanallarda yürümüş olan pek çok hareketin yan yana yürümesini mümkün kıldığını düşünüyorum. Halkların Demokratik Partisi ve gücünü esasen buradan alıyor. Örneğin Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'ni, yani Türkiye'deki şekliyle BDP'yi Halkların Demokratik Kongresi'nin ve partisinin dışarısına alsanız geriye anlamlı hiçbir şey kalmaz. Şundan ötürü biz sosyalistler arası, solcular arası bir ittifak yapmak isteseydik bu zaten başka bir çabayı gerektirmezdi. Ama biz sosyal mücadeleleri, özgürlük mücadelelerini yan yana getiren bir adım atacaksak eğer, Kürdistan özgürlük mücadelesi kadar Türkiye'de derine giden etkiler yaratan, toplumu dönüştüren, kendi toplumunu dönüştürmekle kalmayan, Türkiye'nin tamamını dönüştüren başka bir kuvvet olmadığını görürüz. O açıdan da bunu içermeyen hiçbir ortaklık girişimi bizim açımızdan manalı bir sonuç vermez. O yüzden biz Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin bu hareketteki, bu partideki varlığını gözümüzün bebeği kadar değerli görüyoruz. Bunu şimdi siz Kürtlerle konuşuyorum diye değil, ben esasen Türkiye'nin batısında konuştuğumuz her yerde bunu anlatıyorum. Çünkü Türkiye'nin batısı esasen Türkiye'de bir Kürt halkı, Kürt milleti yaşadığını, bunun Kürdistan diye bir toprakta bin yıldırdan, bir yıldan beri yaşamakta olduğunu, kendilerine özgü bir kültürleri, kendi dilleri olduğunu, bunları geliştirme hakları olduğu, kendi yaşam tarzları olduğu ve bütün bunları yapmakta hak ve özgürlük sahibi olmaları gerektiği görüşünü hemen hemen unutmuş idi. Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı kavimlerden tek bir Türk milleti yaratma çabasının inkar, asimilasyon ve imha eşliğinde yürümüş olması, Türkiye'nin batısında genellikle ortak hafızayı sildi. İnsanların Türkiye'de Türk'ten başka toplumların yaşadığına dair algılarını bozdu. Bunlardan söz etmeyi bir vatana hıyanet algısı haline getirdi. Ve 30 yıldan beri süren çatışma sırasında da bu giderek bir nefret söylemine dönüştü. O nedenle bizim her şeyden önce Türkiye'nin batısından bu zehri temizlememiz gerekiyor. Kürtlerle ilgili bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Devlet eliyle yaratılmış olan bu söylemi aşmamız gerekiyor ve farklı milletlerden, farklı kavimlerden, farklı inançlardan, farklı cinsiyetlerden emekçileri birbirleriyle mücadele ortağı haline getirmemiz gerekiyor. Halkların Demokratik Kongresi esasen bu tercihten doğdu. Bu tercihin de Türkiye Devrimci Hareketi'ne, genel olarak Türkiye muhalefetine doğru aktarılması esasen Sayın Öcalan'ın çabalarının bir ürünüydü ve 2011 genel seçimlerinde bizim kurduğumuz Emek Demokrasi ve Özgürlük İttifakı, yani Türkiye'li muhaliflerle Kürdistan Özgürlük Hareketi'ni ve onun Kürdistan'daki müttefiklerini birlikte parlamentoya taşıyan ve başarısını herkesin gözüyle gördüğü bu ittifakı kalıcı bir yöne doğru çekmek Sayın Öcalan'ın önerisiydi. Bu öneri hızlıca kabul gördü ve Halkların Demokratik Kongresi 2011 Ekim'inde Ankara'da kuruldu. Kongre adı üzerinde şu demek: kendi kararlarını veren ve verdiği kararları uygulayan bir halk hareketi demek. Halkların Demokratik Kongresi bu şekilde oluştu ve sadece politik partilerden oluşmuyor.
Sosyalist partiler var, Barış ve Demokrasi Partisi var, partileşmemiş siyasi hareketler var, kadın hareketi var, çevre hareketi var, Alevi mücadelesinin temsilcileri var, hidroelektrik santrallere karşı mücadele eden köylü hareketleri var, sendikalar ve işçi hareketleri var. Türkiye'de yaşayan Türk ve Kürt olmayan ya da Müslüman olmayan ama bin yıllardır bu topraklarda yaşayan Rum, Ermeni, Asuri, Süryani halkının temsilcileri var. Pomakların temsilcileri var. Türkiye'de yaşayan ve esasen hakim inanca, hakim millete, hakim dile göre farklı olan herkesi kucaklamaya çalışan bir hareket. Biz bu yüzden hareketimize bu manada daha çok bir ezilenler koalisyonu, ezilenler ittifakı diyebiliriz, desek yeridir. Fakat bunun önce şöyle ayırt edilmesi lazım. Bazı noktaların altının çizilmesi lazım. Sayısı ya da gücü ne olursa olsun bu hareketin bütün bileşenlerini biz kendi tüzüğümüz, kendi kanunlarımız önünde eşit sayıyoruz. Bir tek üyeyle bir büyük siyasi parti arasında biz herhangi bir fark görmüyoruz hak eşitliği bakımından. Ama elbette siyasi partilerin kendilerine özgü rollerinin ve ağırlıklarının farkındayız ama kurullarda temsil bakımından %60'ının bağımsız bireylerden gelmesini %40'ının bağımsız bireylerden gelmesini, %60'ının da siyasi ya da sahir örgütlü gruplardan gelmesini üyelerimizin öngörüyoruz. Bu demek ki biz aslında bağımsız bireysel katılıma da çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Türkiye'deki muhalefet dinamiklerinin çok önemli bölümü örgütlü siyasi hareketlerin dışında yaşıyor. Eğer öyle olmasaydı zaten Gezi isyanına baktığımızda orada bir örgütler hakimiyeti görürdük. Halbuki orada muazzam bir genç kitlenin kendiliğinden hareketini gördük. Böyle bir muhalif dinamik var Türkiye'de ve biz bununla birleşmeyi, bu gücü edinmeyi ve kendimizi bununla zenginleştirip Türkiye'nin tamamında sosyal muhalefetin, özgürlük mücadelesinin dili ve kurumu olmayı istiyoruz. Bugüne kadarki çabalarımızın bizi getirdiği nokta aşağı yukarı ona yakın sosyalist politik örgütün Barış ve Demokrasi Partisi'nin çeşitli köylü, Alevi, kadın inanç hareketlerinin LGBTİ hareketinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Henüz Türkiye'deki genişlemesi ve kuşatması mümkün potansiyellerin tamamını kuşatmış değildir. Sosyalist hareketlerin içerisinde Halkların Demokratik Kongresi ile ilişki kurmamış ya da ondan şüphe duyan yapılar vardır. Çeşitli muhalefet dinamikleri içerisinde Halkların Demokratik Kongresi'ni anlamaya ve ona göre adım atmaya eğilimli yapılar vardır. Yani esasen pek çok insanın dediği gibi bize demektedirler ki yürüyün bir boyunuzu görelim. En son hatırlıyorum Mehmet Bekaroğlu'na önermiştik bizim belediye seçimlerinde adaylarımızdan birisi olmasını bir meclis üyeliğini kabul etmesini bize öyle demişti. Bir yürüyüşünüzü görmek istiyorum. O yüzden biz kendimizi biraz da bir defilede gibi hissediyoruz. Yürüyüşümüzü muntazam yapmaya ve ilk şeyimizden, gösterimizden sonra yani bu seçimlerde elde edeceğimiz sonuçlardan sonra pek çok kararın Türkiye'de yeniden verilebileceğini düşünüyoruz. Demek ki bizim asıl ana örgütümüz Halkların Demokratik Kongresi. Halkların Demokratik Kongresi'ni biz bir sosyal hareket zemini, bir sosyal muhalefet zemini olarak görüyoruz ve bunu meclisler üzerinde örgütlüyoruz. Her ilde, her ilçede, her birimde
bizim hareketimize dahil olanlar onun meclislerine katılıyorlar. Bu meclisler bizim hem karar organlarımız hem icra organlarımız. Bu meclislerden seçilen temsilcilerin, delegelerin oluşturduğu bir genel meclisimiz var. Bu genel meclisimiz 6 ayda bir toplanıyor. Evet, 6 ayda bir yenileniyor. Her yılda kongremiz oluyor. Böylelikle sürekli olarak taban denetimine açık bir biçimde yaşıyoruz. Halkların Demokratik Partisi bu kongrenin politik mücadeleler alanındaki temsilcisi, oradaki yüzüdür. Halkların Demokratik Partisi, Halkların Demokratik Kongresi'nin içinden doğmuştur. Onun temsilcisidir. Onunla herhangi bir çıkar çatışması içerisinde değildir. Herhangi birisi, parti ya da kongre, diğerine karşı üstün değildir. Ama dediğimiz gibi esas yatak Halkların Demokratik Kongresi olacak. Fakat Türkiye'de siyasetin esasen partiler aracılığıyla yapılıyor olması, görünür, cari, meri, yürürlükteki siyasetin partiler aracılığıyla yapılması Halkların Demokratik Partisi'ne kongreye göre çok daha büyük bir görünürlük sağladı. Bunu hepiniz izliyorsunuz. Bu ilk kongremiz yapılıp yeni eş başkanlar seçilinceye kadar Halkların Demokratik Kongresi'nin adı pek duyulmuş değildi. Fakat şimdi sürekli olarak gündemde Halkların Demokratik Partisi var. Bu tabii bizim gözümüzü kamaştırmıyor. Vay biz neymişiz dememize yol açan bir şey değildir. Fakat realite de budur. Şimdi dolayısıyla biz Halkların Demokratik Partisi'ni kongreyi yeniden örgütlemek, bu sosyal zemini yeniden beslemek için hem bir imkan olarak görüyoruz, hem de bir politik mücadele içerisinde, bir politik yarış içerisinde Halkların Demokratik Partisi olarak yer alıyoruz ve alacağız. Halkların Demokratik Partisi'nde, Halkların Demokratik Kongresi'nde olup da olmayan herhangi bir politik hareket yok. Hemen hemen yani hepsi, tamamı Halkların Demokratik Partisi'nde kendilerini ifade ediyorlar. Ama kimi sosyal hareketler burada bu şekilde temsil edilmek istemediler. Bu çerçevede Halkların Demokratik Partisi kongrenin, tabanın çok büyük bir çoğunluğunun siyasi partisi olarak gündemdedir. Bu önümüzdeki seçim dönemine de ister istemez Halkların Demokratik Partisi yer alacak. Çünkü kurulduktan sonra artık bu seçim yarışına girmezse ölü doğmuş olacaktır. Bundan kaçınamaz. Hazırlığı yeterli olmadığı halde bu seçim mücadelesine dahil olduk. Türkiye'nin 59 ilinde, Türkiye'nin batısında Halkların Demokratik Partisi yerel seçimler, yani belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları için eş başkan adayları, meclis adayları gösteriyor. Muhtar adaylarını destekleyecektir. Bu çerçevede aslında henüz kurulalı 4 ay olmuşken bu kadar kapsamlı bir işin altına girmek zorunda kaldı. Kürdistan'da ise Barış ve Demokrasi Partisi girecek seçimlere. Peki bu ne demek? Barış ve Demokrasi Partisi ile Halkların Demokratik Partisi ayrı ayrı şeyler oldukları için mi? Bu ikisi arasında bir benzemezlik olduğu için mi? Hayır, Barış ve Demokrasi Partisi Halkların Demokratik Partisi'nin bir bileşeni olarak Batı'daki bütün seçimlerde bizimle birlikte hareket ediyor, birlikte mücadele ediyoruz. Adaylarımız arasında hemen hemen her yerde hem BDP'den gelen hem diğer bileşenlerden gelen ya da halkın sevdiği, saydığı ve bizimle birlikte seçime girmek isteyen kişilerden oluşuyor. Tam bir ortaklık, işbirliği halindeyiz siyaseten. Aramızda herhangi bir gerilim ya da çelişme yoktur. Peki o zaman Kürdistan'da niye HDP girmiyor seçimlere? Niçin BDP giriyor? Bu HDP'nin kurulacağı dönemde özellikle Sayın Öcalan'ın bütün her yerde HDP'nin girmesi önerisini Kürdistan'daki durum bakımından BDP'li arkadaşlarımız değerlendirdiler. Dediler ki bizim AKP ile burada gireceğimiz mücadele bakımından HDP'yi 4 ay içerisinde tanıtmamız,
Bunun bütün gereklerini yerine getirmemiz mümkün olmayabilir. Kendi kalelerimizde bir nebze de olsa oy kaybına tahammülümüz yok. AKP bunu bir şey olarak, koz olarak kullanacaktır. Biz BDP'yi gerilettik ya da Kürt hareketini gerilettik. İşte daha kendimiz ileriye doğru adım attık diye. O yüzden biz burada kayba herhangi bir şekilde tahammülümüz yok, razı değiliz. Kürdistan'da BDP girsin, Türkiye'nin geri kalanında da HDP girsin diye. Bu tercih böyle olunca da denilecek bir şey yoktur. Bunu artık arkada bıraktık, bunu tartışmıyoruz. Ancak bazı istisnalar var. Konya'da Cihanbeyli ve Kulu'da BDP girecek. Mersin ve Akdeniz'de BDP girecek. Adana'da HDP girecek. Maraş'ta HDP girecek. Adıyaman'ın birkaç ilçesinde HDP girecek. Bu da BDP'li arkadaşlarımızın taleplerine göre hareket etmemizin sonucudur. Oralarda BDP kimliğiyle değil HDP kimliğiyle girmenin aslında daha çok desteği bize getireceği varsayımına dayanıyor. Bakalım, yapacağız, göreceğiz. Şunu söyleyebilirim, HDP'nin hem kongresinden sonraki günlerde doğan büyük ilgi hem de İstanbul'daki gezi sonrası edindiği konum ve iddialılık dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de hakikaten heyecan yaratan bir politik güç haline gelmektedir. Şu an kendisini HDP'de tanımlayan 4 vekilimiz var. Ancak bu 4 vekil ile bile Türkiye'nin hemen hemen her yerine ulaşmak, ses getirmek mümkün oluyor. Çok yoran bir şey bu ama bu mümkün. İmkansız bir şey yok. Şimdi hapisten yeni çıkan vekillerimize talip olduk. Onları istiyoruz. Bakalım BDP'den eğer bize geçmesine izin verirlerse bir iki vekilimiz daha olacak. Çünkü bu seçim düzleminde hem Kürdistan halkı hem Türkiye halkı biraz vekiller aracılığıyla temsil edilmeye alıştı. Herkes vekil görmek istiyor karşısında. Sünnet düğününde de vekil istiyorlar. İlçe açılışında da vekil istiyorlar. Konserde de vekil istiyorlar. Ya da tomaların karşısına koymak için de vekil istiyorlar. Tabii her yere vekil yetiştiremiyoruz. O yüzden ya vekil sayımızı artırmamız ya da transfer yapmamız lazım. O yüzden BDP'den böyle bir talebimiz oldu. Verirlerse çok memnun oluruz. Zaten hepsi bizim için kıymetli. Ancak öyle anlıyorum ki seçimlerden sonra yani 31 Mart gününden itibaren BDP ile HDP'nin hukukunu bir kere daha artık seçimler arkada kaldığı için yeni baştan konuşacağız. Umarım hepimizi kuşatan bir sonuca büyük bir hızla varırız. Bu açıdan aramızda herhangi bir ihtilaf yoktur. Birlikte yürüyüş irademiz, azmimiz yerli yerinde. Fakat tabii burada sizden bunları niye biraz uzuncana konuştum? Şimdi Türkiye ile bağlantılarınızın, Kürdistan'la bağlantılarınızın devam ettiğini biliyorum, biliyorsunuz. Hepiniz eşinizle, dostunuzla konuşuyorsunuz. Henüz Türkiye'nin batısında seçimlere girdiğimiz her yerde HDP'nin BDP'yi de içeren, onu da temsil eden bir politik hareket olduğuna dair şuur ve bilgi yeterince yok. Hatta kimi yerlerde biz geçen de bir geniş bir anket çalışması yaptırdık. Bu anket çalışmasının sonuçlarına bakarsanız kimi yerlerde HDP'yi BDP'ye Selahattin'in partisine öyle diyorlar. Selahattin'in partisine rakip olarak kurulmuş gibi görüyorlar. Bu hakikatin böyle olmadığını anlatmakta sizlerin de yardımcı olmanız çok iyi olur. Bir an önce bu bilginin yayılması lazım. Tabii bir güçlüğümüz var. İnsanlar genel olarak yaygın medyadan ya da ortada dolanan sözden etkileniyorlar, bilgi ediniyorlar. Ne yazık ki HDP'nin halk arasında bizden yana olan büyük kitleler arasında yarattığı heyecana karşılık hem yaygın medyada yani hükümetin kontrolü altında olan ya da hükümetle ihtilaf halinde olan medyada Cumhuriyet Halk Partisi tarafı da HDP'nin bir görünürlük kazanmasını istemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de Türkiye'nin batısında Kürtleri de kapsayan bir başka siyasi hareket olduğunun
görünmesini istemiyor. Böylelikle genel olarak yaygın medyadan de görünmez kılındığımız için bizi şey yapacak olan, kitlelere taşıyacak olan bilginin alternatif kanallara ihtiyacı var. Tabii bunların başında halkın en büyük alternatif haberleşme vasıtası sanıldığı gibi Twitter ya da Facebook değil, Fısıltı Gazetesi'dir. O yüzden Fısıltı Gazetelerinizi çalıştırmanızı rica ediyoruz hepinizden. Halkların Demokratik Partisi bizim partimizdir diye bu bilginin yayılması bizim için çok iyi olur. Bu yerel seçimler Türkiye için çok kritik, Kürdistan için çok kritik sonuçlara gebedir. Şundan ötürü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 11 yıldır sürdürmüş olduğu hakimiyet özellikle Suriye siyasetinde, Kürdistan siyasetinde peş peşe gerçekleştirdiği hatalar, büyük güçlerle hak edilmemiş bir iddialılık içinde girişilmiş olan rekabet, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e bunu gerektirecek herhangi bir halk temsili, toplumsal temsil, kitlelerin özgürlük temsili olmaksızın giriştiği rekabet ve çatışma, meydan okuma, içeride halka karşı meydan okuma, içeride Türkiye'yi gerçek bir onaya dayanmadan, halk kitlelerinden böyle bir onay almadığı halde inanca dayalı bir mezhebe dayalı bir yeni rejime doğru taşıma ısrarı hem yurt içinde hem uluslararası alanda AKP'nin dayanaklarını, desteklerini, onayını kaybetmesine yol açtı. Bugün aslında AKP'nin iktidarı biraz şuna benziyor. Çizgi filmleri hatırlarsınız, görmüşsünüzdür. Bu işte çizgi film kahramanı koşarak gider ve bir uçurumun başına geldiğini fark etmez. Uçurumun tepesinde patinaj yapar, sonra güm diye aşağıya düşer. AKP'nin durumu siyaseten aslında böyledir. Yani genel olarak üzerinin çizildiği kabul ediliyor. Fakat tabii bu bir çizgi film değil. Hayat olduğu için pek çok başka mekanizma devrede olduğu için emniyettir, yargıdır, silahlı kuvvetlerdir, paradır, şudur, budur. Tabii ki bu düşüş eğer siz düşürmezseniz gerçekleşmeyecektir. Şimdi AKP'yi iktidardan indirmek için bir başka plan daha var. Bu da Cemaat ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'deki genel olarak daha soft diyebileceğimiz, yani doğrudan doğruya işte ırkçı bir rejim kurulması talebinde bulunmayan ama ırkçılığı bir gündelik hayat içerisinde sıradan ırkçılık olarak sürdüren kesimlerin kuracağı bir koalisyonun AKP'nin yerini almasına dair bir hazırlık olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bunun da tabii ki bir niyetle değil, bir çıkarlarla doğrudan doğruya ilişkisi var. AKP'nin takip ettiği genel olarak dünya siyaseti, diplomasi, Türkiye'nin içinde sürdürdüğü iktisadi rejim ile çatışma halinde bulunan kesimler, hakim sınıf kesimleri arasındaki gerilim dolayısıyla yeni bir iktidar seçeneği olarak bu ortaya çıkmış durumda. Biz bu seçeneğinde aslında hem Kürdistan halkı hem Türkiye'de özgürlükleri için mücadele eden halklar bakımından bir özgürlük seçeneği olmadığını tespit ediyoruz. Çünkü cemaat, Cumhuriyet Halk Partisi, işte onun gösterdiği adaylardan görebileceğimiz gibi soft MHP'lilerin oluşturduğu koalisyon, yurttaşlık tanımı bakımından eski Türk milli kimliğine dayalı yurttaşlık talebinde ısrarlıdır. Sayın Öcalan'ın başlatmış olduğu çözüm sürecine stratejik olarak karşıdırlar. Böyle bir çözüm sürecini kabul etmediklerini ilan etmişlerdir. Ve nihayet iktisadi politikalar bakımından AKP'nin izlediğinden daha farklı bir iktisadi politika önermemektedirler. Hal böyle olunca demek ki bizim açımızdan bu ikinci siyasete de iltica etmek, bundan bir ortaklık kurmak imkanı söz konusu değildir. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bir üçüncü kutbu, üçüncü bir hattı örmeye çalışıyoruz. Halk egemenliği hattı.
halkın özgürlüğü hattı. Burada da Kürdistan özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü güçlerini Gezi'de ortaya çıkan isyanla Kürdistan'da baş gösteren isyanın taleplerini ortaklaştıracağımız, bunları yerel yönetim düzleminde ifade edebileceğimiz bir yerel yönetim seçimleri dönemi geçirmeyi, ancak bu yerel yönetim seçimleri döneminde temel taleplerimizi tekrarlayarak bu iki seçeneğe karşı üçüncü bir seçenek, bir halk seçeneği kurma iddiasıyla bu seçimlere giriyoruz. Bunu başarabilirsek, burada mesafe kat edebilirsek aslında Halkların Demokratik Partisi önümüzdeki dönem Türkiye'nin eğer birinci partisi değilse ikinci partisi haline pekala gelebilir. Türkiye'nin dönüşümünde çok esaslı roller üstlenebilir. Çünkü Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin bugüne kadar toplumsal denklemden dışlanmış çok önemli kesimlerini bir araya getirmeye adaydır. Kürt özgürlük mücadelesiyle birleşerek Kürdistan'ın özgürlük taleplerini, Alevi özgürlük mücadelesiyle bir araya gelerek, birleşerek Alevi halkının, Alevi toplumunun dışlanmasına son vermeyi, kadınların özgürlük hareketiyle yan yana gelerek ezilen cinsiyetin özgürlük taleplerinin ifadesi olmayı, kent hakları mücadelesiyle yan yana gelerek Türkiye'nin artık %70'i kentlerde yaşayan halklarının kentsel özgürlük mücadelesinin sözcüsü olmayı, tabii ki LGBTİ topluluğuyla yan yana gelerek onların radikal özgürlük taleplerinin taşıyıcısı olmayı, ezilen hiçbir cinsel yönelim, hiçbir cinsiyet kimliği olmayacağına dair açık sözü söylemeyi, nihayet Türkiye'nin bir milli kimliğe göre değil, bütün yurttaşların ortak bir kimliğe, bir yurttaş kimliğine sahip olabilecekleri yeni bir yurttaşlık tanımına sahip çıkarak Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü güçlerini yan yana getirmeyi, tabii bütün bunları yaparken emeğin özgürlüğü ekseninde bunların tamamının hareket etmesini sağlayarak kapitalizme karşı bir seçenek olarak Halkların Demokratik Kongresini ve partisini kurmayı hedefliyoruz. Bunlar iki ayın içerisinde, önümüzdeki iki ayın içerisinde kendi kendine gerçekleşmez. Ama önümüzdeki iki ay bu taleplere ve bunların taşıyıcısı olan bir siyasi harekete görünürlük kazandırır. Herkesi bizi her yerden görecek hale getirir. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın geçmişte çokça söylediği gibi toplumun tamamına seslenecek bir yüksek kürsü sağlar bize. Tıpkı müezzinin minareden seslendiğinde cemaatin onu duymamasının imkansız olduğu gibi bize böyle bir siyasette yüksek nivo sağlayacaktır. Bir yüksek mevki sağlayacaktır. Çabamız bunun için. Buna dayanarak çok büyük bir hızla kitlelerin yeniden örgütlenmesi, özgürlük mücadelelerinin yeni bir ortaklığa kavuşması için Halkların Demokratik Partisi sadece yerel yönetim meclislerinde değil, sadece merkezi parlamentoda değil, bizzat halkın kendi kuracağı sokaklarda, mahallelerde, ilçelerde, kentlerde, kendi kuracağı meclislerde kendi kendisini yönetmeye başlayabileceği bir pratiğin talibi olarak yeni bir düzen talebine gerçeklik kazandırabilir ve kazandıracaktır. Bakın şu bile son derece esaslı bir fark. Bu demin sözünü ettiğim anket çalışmasından çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi, kadın olsun erkek olsun yoksulların hepsi yerel yönetimlerde seçilecek belediye başkanlarının, başkan adaylarının kadın olmasını tercih edeceklerini söylüyorlar. %60-70 düzeyindedir bu. Bizim her yerde bir erkek varsa yanında bir kadın adayımız mutlaka vardır. Bu seçimler bizim için kadın sesinin, kadın sözünün açıkça konuşulacağı bir dönemdir. Bu sadece kadınlara karşı hoşluk yapma meselesi değil. Kadınlarda ifadesini bulan, kadınların mücadelesinde ifadesini bulan,
tarihin en eski egemenlik biçimi olan patriarkal egemenliğe karşı isyanın sesi olma imkanını bize verdiği için mesajımız anlaşılacaktır. Her evdeki kadın kendi durumunu herkesten iyi bilir. O yüzden de kadın adayı gördüğü zaman ne istediğini bir kere daha tekrar etmiş olur. Bütün bunlara az çok riayet ederek, bu özgürlük dinamiklerini iyi değerlendirerek biz Türkiye'nin ezilenlerinin ortak sesi olma yönünde esaslı bir irade yakaladığımızı, esaslı bir potansiyel yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu seçimlerden dediğimiz gibi çıkabilirsek eğer, henüz bizimle ilişkilenmemiş ya da bizden ayrı durmayı tercih etmiş olan pek çok yeni unsurla bir kere daha buluşacağımızı görüyoruz. O nedenle şöyle diyebiliriz, 2010 anayasa oylamasından beri ortaklaşa BDP ile birlikte sürdürdüğümüz siyaset ortaklığımız derinleşerek, içerik kazanarak ve sosyal zeminler kurarak ileriye doğru gidiyor. Halkların Demokratik Partisi bu rolle Türkiye sahnesine çıkıyor, çıkacaktır. Eksiğimizin çok fazla olduğunu biliyoruz. Siz zaten şimdi birazdan bunları bize anlatacaksınız. Ama bir fazlamız var. O da biz tarihin aktığı istikamete kurmuş olduğumuz için ilerleme hattımızı, hatalarımızı ve eksiklerimizi hızla kapatacak imkanları da bu siyasetle birlikte kurmuş oluyoruz. Şimdi önümüzdeki iki ay boyunca Halkların Demokratik Partisi ister istemez bu yerel seçim meselesine asılacak. Başka bir şeyle uğraşamaz. Aynı anda iki odağı birden olmasına imkan yok. Dolayısıyla Halkların Demokratik Kongresi'nin işlerini de doğrudan doğruya parti üstlenmiş olacak. Ama seçimler sonrasında bu denklemi tekrar eski haline getirmek pekala mümkün ve Cumhurbaşkanlığı ve 2015 seçimlerine hazırlanacağız. Demin de bu bölüme başlarken söylemiştim. Türkiye seçimler vasıtasıyla kendisini dışa vuran son derece radikal bir iktidar değişikliği mücadelesine sahne olacak. 2015'e geldiğimizde belki de 2015'ten önce Türkiye'nin siyasi rejimiyle ilgili son derece radikal adımlar atılmış olabilir. Bu manada hepimiz aslında tarihin yapılmasına çok açık bir biçimde katkıda bulunuyoruz. Şimdi bu süreçte en önemli kazanımın ben doğrusu Sayın Öcalan'ın 2013 Mart'ında ilan ettiği yeni demokratik siyaset açılımı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle iki şeyi yapmış oldu Kürdistan Özgürlük Mücadelesi. Birincisi kendi karşıtını silahsızlandırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve devleti bundan böyle silahlı bir çözüm yolunu artık katliamı, her türlü imhayı, her türlü zulmü göze almaksızın sadece bir polis operasyonu ya da düşük yoğunluklu bir çatışma değil, bir iç savaş olarak yeniden silaha dönmeksizin bir daha silahı eline alamaz hale getirdi. Kendisi silahlı güçlerini sınır ötesine taşırken içeride devleti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de bu manada sadece ve ancak siyasi bir mücadeleye mahkum etmiş oldu. İkincisi buradan güçlerini dışarıya taşırken Rojava'da bir devrimi de ateşleme imkanı verdi. O nedenle sürece bir bütün olarak baktığımızda Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin yürütmekte olduğu mücadele son derece belirleyici, etkileyici ve bizim için son derece önemli. O nedenle biz bu ittifakı her bir düzeyde sürdürmek istiyoruz ve böylelikle bu siyaset bizi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, bölgesel, dört ülkeye yayılan, hatta pek çok ülkeye yayılan bir devrimci sürece ortak ediyor. O nedenle bu bizim için çok önemli. Hakikaten tarih yapmakta olduğumuz duygusuna kapılmamıza meşruiyet kazandırıyor. Öbür taraftan da Türkiye'de meşru bir biçimde Türkiye'nin geleceğini ellerine almaya yetkili ve haklı bir yeni siyasi zemin bize oluşturuyor. Pek çok yerden bunları işitiyoruz. Kulaklarımıza
geliyor. Bize bize biz olduğumuzu bilmeksizin insanlar bunları söylüyor. Ya bir de aslında bu bıraksak da bu memleketi onlar öyle konuşuyorlar. Bölücüler mi yönetse acaba daha mı iyi olur diye konuşan pek çok insanı görebiliyoruz. Çünkü hakim siyaset bu kadar çok çürümüş, kokuşmuş ve seçeneksiz hale gelmiş durumda. O nedenle ezilenlerin haklılığının ifadesi olacak bir siyaseti birlikte kurabiliriz, kurduk, yönetebiliriz, yönetiyoruz. Ama bunu henüz çoğunluğun iradesi haline getiremedik. Önümüzdeki dönem bunun için harcayacağımız enerji ve zaman demektir. Şu ana kadar ancak şunu söyleyebiliriz. Halkların Demokratik Partisi olarak biz karşımıza makul, realize edilebilir bir hedef olarak Demokratik Toplum Partisi'nin 2009 yerel seçimlerinde edinmiş olduğu oy oranlarının gerisine düşmemeyi koymuştuk. Ancak şimdiden özellikle Gezi'nin yarattığı motivasyonla İstanbul'da elde etmekte olduğumuzu gördüğümüz momentumla 2009'da %4 civarında olan oy potansiyelini %8-9 düzeyine çıkartmakta olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Çünkü şimdi henüz durduğumuz yerde %9 olan bu potansiyelin anlamlı, uygun bir siyaseti Türkiye'nin her yeni yanında yürüttüğümüz takdirde BDP'nin Kürdistan'da elde edeceği sonuçlarla bu sonuçlar birbirine bakmaya başladığında aslında daha yukarıda çıkabileceğini, böylelikle %10 barajını da gömerek bu süreçten çıkabileceğimizi görüyoruz. O nedenle ne diyelim, boşuna demiyorlar emek zayi olmaz diye. Daha önceki yıllarda, 10 yıllarda yapılmış olan her şey, verilmiş olan mücadeleler bir şekilde şimdi topraktan yeniden filizleniyor. Tabii bir tane kusurumuz var, onu teslim etmemiz gerekir. Özellikle Gezi isyanını okumakta, buna müdahil olmakta ve bunun sonuçlarını devşirmekte. Bilinçli bir siyaset ile bu sürece dahil olmakta maalesef gecikerek hareket ettik. Bunun sorumluluğunun kimde ve nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Halkların Demokratik Kongresi'nin hiçbir bileşeni ötekini bu bakımdan daha ileriye zaten çok çekebilmiş değildi. Oysa Halkların Demokratik Kongresi'nin kuruluş manifestosuna bakın, programına bakın, hedeflerine bakın. Gezi gibi bir şeyi tarif ettiğimizi göreceksiniz. Bu çok tuhaf oldu doğrusu bizim açımızdan. Tarif ettiğimiz şey karşımıza çıkınca onun o olduğunu idrakte bir türlü başarı gösteremedik. Benim oturduğum evde üst katta bir komşum vardı. Sonunda bir gün evden taşınası geldi. Giderken kapımı çaldı. Dedi ki o şeyde Perşembe pazarında esnaf olan bir Kürt'tü. Dedi Ertuğrul Bey dedi, ben sana dedi hoş geldin diyemedim ama dedi ben şimdi hoşça kal diyeceğim. Senin sen olduğunu bir türlü bilemedim dedi. Şimdi biz de Gezi'nin Gezi olduğunu bilmekte bir miktar zorlanmış idik ama arkası iyi geldi. Birincisi hem Gezi değerlerini, orada ortaya çıkan bütün mücadeleleri hem içselleştirdik hem de öte yandan zaten bir milletvekilimiz Sırrı Süreyya Önder vasıtasıyla birinci günden beri Gezi'nin içinde ve dilindeydik. Meclisteki vekiliniz olarak ben şahsen bu işin meclisteki savunuculuğunu açıkça herkesin işleyeceği gibi yaptım ama bizden beklenen daha çoğuydu. Yani buna yol göstermek, bunu olduğu yerden ileriye doğru taşımak, ne yazık ki bunu yerine getirmekte eksik kaldık. Fakat hatalar telafi edilmez değil. Şimdi artık bu dersleri içerdik. En önemli şey Gezi'nin sözünü ve Gezi'nin ruhunu siyasete tercüme etmekti. Onu yapmaya başladığımızı, onu şu ya da bu şekilde bu yerel yönetim taleplerinde, kentsel hak iddialarımızda,
yeni bir yerel yönetim tasavvurunda içermeye başladığımızı, bunun sesi olabildiğimizi görüyoruz. Nitekim bunun yankısını da alıyoruz. Gezi'ye iyi gözle bakanların yarısından çoğu oylarını İstanbul'da bizim adayımıza vereceklerini söylüyorlar ki bu da işte demin söylediğim eksikliklere nazaran aslında oldukça cömert bir ödül sayılabilir. Bunları alarak ileriye doğru gideceğiz. Henüz Türkiye'nin çözüm bekleyen en esaslı meselesi Kürdistan'ın özgürlüğü, Kürdistan'ın kendisini Türkiye içerisinde yeniden kurması ve bununla birlikte Türkiye'yi yeniden kurması meselesinde hala atılacak pek çok adım var. Savaşın kaynağı, çözümsüzlüğün kaynağı olan bu red ve inkar siyasetinden bir nebze egemen sınıflar geriye adım atmışlarsa da çözümün biricik imkanı olan egemenliği paylaşma, iktidarı paylaşma yönünde herhangi bir irade ve herhangi bir plan henüz ortaya koymuş değiller. Çünkü başka türlü bir çözüm olamaz. Ankara merkezi hükümet iktidarını hem Kürdistan'da hem bütün Türkiye'de yerellerle paylaşmaksızın kendi iktidarından milli iddialarının önemli bir bölümünden Kürdistan için vazgeçmeksizin, Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkını siyaseten kabul etmeksizin bu çatışmanın tamamen son bulması ve barışın dört başı mamur bir biçimde tesis edilmesinin imkansız olduğunu hepimiz görüyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim, çözüm iradesinin esasen Kürt halkında, onun müttefiklerinde, sosyalistlerde, demokratlarda, barışseverlerde olması, hükümette olmasından çok daha önemli. Çünkü bugüne kadar hükümetin gazabını, katliamcı yaklaşımını, yok etmeye dayalı stratejilerini geri çeviren, sonunda bir çözüme doğru bir çıkış planıyla birlikte çatışmayı sürdürmeyi seçmiş olan Kürdistan Özgürlük Hareketi oldu. İyi ki de onların bir çatışmadan çıkış planı vardı. Çünkü Türkiye'nin bir çatışmadan çıkış planı olmadığı, sonsuza kadar bu çatışmayı neredeyse böyle sürdürme eğiliminde olduğunu görebiliyorduk. Çünkü şuna inanmışlardı onlar. Bir şekilde boyun eğdirilebilir. Fakat eninde sonunda bu noktaya gelinmiş olması çok önemli. Biz bunu bir avantaj olarak alıyoruz. Fakat şimdi yeniden kuruculuk siyaseti bakımından nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset, nasıl bir bölge istediğimize dair daha etraflı ve daha geniş bir çerçeveyi hep birlikte kurmamız lazım. Halkların Demokratik Partisi bu anlamda Türkiye'deki çözümcü bütün güçleri aşağı yukarı içeriyor. Çözümden yana olup da Halkların Demokratik Partisi'nde olmayan hiç kimse aşağı yukarı yoktur, ben bilmiyorum. Ama onların temsil ettikleri bütün dinamikleri buraya taşıyabilmiş değiliz. Ben şahsen Alevi dinamiğinin bu süreçte çok 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 önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Anadolu Alevileriyle Kürt Aleviler ve Kürt halkı arasında kurulabilecek olan bir yeni anlayış aslında rejimin neredeyse Osmanlı Devleti'nden bu yana sürüp giden yönetme pratiğini de sonuna getirecektir. Çünkü bu yönetme pratiği son derece basittir. Türk ve Türk olmayanı, Sünni ile Sünni olmayanı karşı karşıya koymak ve bu gerilim üzerine kendi egemenliğini bina etmek. Bu gerilimi ortadan kaldırdığınız zaman tıpkı bir çadırı ayakta tutan iplerin gerilimini ortadan kaldırmış gibi olursunuz ve bu hakimiyet prensibi çöker. Bunun yerini de bir halk egemenliğinin doldurabilmesi için uygun planı hep birlikte yapmaktayız, yapıyoruz. Bu çerçevede Halkların Demokratik Partisi sizlerin de partisi olarak, sizlerin de sözcüsü olarak siyasetin merkezine doğru hareket ediyor. Kendi yolunu, kendine benzeyen, kendi tezlerini ifade edebilen adaylarıyla, sözcüleriyle açmaya çalışıyor. Yeni yüzlere, yeni çehrelere, yeni iddialara, yeni insanlara ihtiyacımız var. Özellikle gençlerin daha çok siyasete katılmasını ve artık eski kuşakların yerini alması için çok fazla gayrete ihtiyacımız var. Halkların Demokratik Partisi'ni
hızla gençleştirmemiz lazım. Bizim bu partinin sözcülüğü rolünü son bir halka olarak gerçekleştirdiğimizi bilmelisiniz. Geçmişi geleceğe bağlamak için bir son halkadır bu. Bundan sonra gençlerin önünün açılması ama onların çok daha fazla siyasete, siyasi sorumluluğa dahil olmaları lazım. İstanbul'da bir dergi çıkıyor, Express diye. Belki görmüşsünüzdür, bilenleriniz vardır. Orada bir Kazova fabrikasındaki işçilerin mücadelesini anlatan bir söyleşi yapmışlar. Orada işçinin biri bir kavram geliştirmiş. Yani sen bütün bunları niye yapıyorsun? Niye fabrikayı sahibi bıraktı, kaçtı, siz üretime devam ediyorsunuz? Niçin bütün bunlara bu şekilde yaklaşıyorsunuz diye soru sorunca söyleşi yapan, o da demiş ki işçi, mesullenmek abi, mesullenmek. Bütün mesele mesullenmek. Şimdi aslında böyle bir lafta yok ama hepimiz anladık onun ne dediğini, değil mi? Bu sorumluluğu üstlenmek. Bunu ben yapmazsam olmaz, başka türlü bu değişmez diye bilmek ve bunun gereğini yapmak. O yüzden bence gençlerimizin mesullenmesine, yaşlarımızın ise mesuliyeti kerte kerte onlara devretmesine ihtiyacımız var. Çünkü gelecek yalnız ve ancak o gelecekten çok fazla şey umanların zihninde iyi bir biçimde tecessüm edebilir. Belli bir andan sonra geçmiş kuşaklar hep bilirsiniz daha çok deneyimden söz ederler. Ama devrimin deneyimden çok hayal gücüne ve talebe ihtiyacı var. O yüzden Halkların Demokratik Partisi'ni de bu şekilde yenileyebilirseniz, bu şekilde yenileyebilirsek 21. Yüzyılın en önemli toplumsal deneyimlerinden birini Türkiye ve Kürdistan'da hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Bunun için bugüne kadar mücadele etmiş, yolumuzu açmış, emeklerini, hayatlarını, ömürlerini, umutlarını bu işe yatırmış herkese bir kere daha önünüzde teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun, desteğiniz hiç eksik olmasın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz de genel başkanımıza, eş başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim 45 dakikalık bir zamanımız var. Şimdi benim önerim toplu olarak soruları alalım. Ondan sonra Ertuğrul Bey genel olarak cevaplandırsa, birinci aşamayı böyle geçelim. Şayet zaman kalırsa ikinci bir aşamaya geçebiliriz. Yani onun için özellikle ilk başta soru sormak istiyorum. Yani kaç tane soru var? Yoruma pek fazla zaman ayırma zamanımız yok. Yorulabilirim ama internetin üzerinde baktığım şey. Burada da belki burada uyanır gibi gidelim, direkt yüz yüze bir şeyle karşılaşırım diye düşündüm ama kitabında genelde Kürtlere kitap biçimi olarak da siz Kürtlerdi belki derneğin bir atmosferiyle belki genel bir şeydi ama burada değişik insanlar da var. Çok sınırlı da olsa ama asıl olarak da ortak noktalar burada. Herkesin ortak noktası işçi olmaları. Çok ağır koşullarda çalışıyor olmaları. Bu da gösteriyor ki aslında burada hitap ederken belki Kürtlere hitap ediyoruz ama işçi Kürtlere hitap ediyoruz aynı zamanda. Türkler de varsa bile onlar da yine işçi Türkler ve en temel ortak noktalarından bir tanesi bugün buradaki Fransa'daki varlıklarında da şuradaki buluşmaların temelinde de bu var. Yani %90'ı gibi bir rakam işçidir burada. Diğer bir şey olarak da mesela Mehmet Beceroğlu'na meclis üyeliği önerdiklerini ama onu kabul etmediği gibi bir şey çıkardım ben. Mehmet Bekeroğlu Saadet Partisi gibi gelici bir partinin aynı zamanda da gelici dönemlerde özellikle Kürt halkına karşı katliamlarda da rol oynayan bir partinin genel başkan yardımcısıydı. Özgün bir yanı olmasına rağmen ama oranın genel başkan yardımcısıydı. Ve şu anda da Saadet Partisi gibi Türkiye'nin en gelici partilerinden bir tanesi. Rize Belediye Başkanı olduğunu biliyordur herhalde diye bir hatırlatma ya da nasıl bakıyor diye söyleyecektim. Üçüncüsü belediyelerle ilgili belediye seçimlerinde farklı bir projeleri, programları neydi? Mesela Kürt illerindeki belediyelere yönelik nasıl bir şey vardı, projesi var ya da İstanbul Belediyesi'nde neler farklı olarak neler ortaya koydular? Bunları da açsaydı iyi olurdu çünkü
son soru hemen bitiriyorum. AKP'nin AKP'ye karşı gerçekleştirilen şu andaki operasyonları nasıl değerlendiriyor ve buna karşı HDP olarak bir sokak tavrı, yani Gezi'yi çok örnek alarak konuştuğunu söyledik, sokak tavrı koymayı düşünüyorlar mı? Tamam. İsminiz neydi Zahmet? Muzaffer. Tamam. Son zaman arkadaşlar isimlerini belirsin. Buyurun. Asıl bugün gündemde olan ciddi toplumsal sorunları çözecek güçlere konuşturmada hala müdahale olduğumuzdan söz ettim. Yanlış anlamadıysam. Ciddi toplumsal sorunları ciddi toplumsal güçler çözmeden hareketle ki yani sadece Türkiye özgü değil, politik partiler aracıyla politikaya götürür tartışmasına dayanıp tartışma da bugün Alevler olayı, Kürtler olayı ve Gezi'den ortaya çıkan toplumsal bilinçler sorunu söz konusu alındığında sınıfsal boyutta bilinç ve örgütlenme düzeyinin kendisini aşacak yeni araçları sadece var olan az önce bahsettiğimiz kategoriler mi ya da bu toplumsal dinamikler yeni araçlarla kendisini dinlendiriyor mu? Sadece işçici bir açıda değil ama sınıfın politikaları bağrında işçi sınıfının bu işin neresinde olduğu da politik düzenle özellikle politik örgütlenme düzeyinde önemli bir şey. Tamam arkadaşlar, çok az zamanımız var. Bir dakika abi. Havalar gidiş gelişler ortalığı biraz rahatsız ediyor. Biraz sabırlı olalım, bir yarım saat 40 dakika kadar. Buyurun. İsminizi söyleyin. Hı. Gün yansın. Önce size hoş geldiniz diyeyim. Şimdi tabii ki son derece baskıcı faşist bir iktidarın hükümdarı altındayız. Dolayısıyla da Kürt ve Türk emekçi haklarının ortak mücadelesini savunmak bizim görevimiz elbette. Yani bunu gerçekten arzuluyoruz. Fakat zaman zaman Türk Ulusal Hareketi de Türkiye'den derince hareketi farklı çizgiler, farklı politikalarla farklı mücadele süreçleri izlediler. Zaman zaman çatıştılar, zaman zaman ayrı düştüler. Yani bu tamamen aynı olmadığını şey yapıyoruz. Ama biz ortak mücadeleyi Kürt ve Türkiye'de emekçi haklarının ortak mücadelesini bütün yüreğimize arzuluyoruz. Bu yakın zamanda Gezi Parkı direnişi oldu. Kürt Ulusal Hareketi bu şeyin Gezi Parkı'nın dışında kaldı. En ayrı düşüren somut örnek buydu mesela böyle farklı direnimlerde. Şimdi Demokratik Halk Partisi daha önce Demokratik Halklar Kongresi olarak kendisi yaptı ve Demokratik Halk Partisi olarak mücadelesini sürdürüyor. Tabii ki biz Türkiye emekçileri, Türkiye derincileri olarak Türkiye'de ortak bir cepheyi, mücadele cephesinin olmasını, kurulmasını arzuluyoruz. Çünkü böyle bir cephe ancak Türkiye'deki derinci mücadeleyi toparlayabilir, yönetebilir. Şimdi Demokratik Halk Partisi kendisini bu sürecin neresinde görüyor? Mesela neresinde görüyor? Türkiye emekçiler mücadelesinin, Türkiye Demokratik Halk Mücadelesi'nin ne kadar toparlayabilme istediklerini düşünüyorum kendisine yapıyor. İşte Gezi Parkı direnişinde biraz Kürt Ulusal Hareketi'nin etkisi altında kaldığını düşünüyorum ben. Demokratik Halk Partisi'nin kendisini böyle alıkoyduğunu düşünüyorum. İleriki süreçte yine sokak hareketleri gelişecektir. Kadın Türür Bey sayarken mücadele dinamiklerini tabii işçi hareketi, kadın hareketi, gençlik hareketi bunlar son derece gelişmek üzereler, gelişiyorlar. Yani Gezi Parkı direnişi bitmedi, sürecek. Kadın biraz hareketi, sorunuzu toparlayın. Kadın hareketi gelişiyor, işçi hareketi yavaş yavaş atılmaya başladı. Yani eğer Demokratik Halk Partisi bir devlet partisi gibi tabii ki böyle kurulmayacak, yukarıdan aşağı örgütlenilecektir. Halka, kitleye dayalı bir örgütlenme olacaktır. Dolayısıyla da sokakta kitlenin içerisinde olması gereken bir parti olması gerekir. Faaliyetini burada yürütmesi gerekir. Şimdi Demokratik Halk Partisi bunu ne kadar
Sorunuzu somutlaştırın, anlayabilelim. Yani somut olarak söyleyin sorunuzu sorun. Yani sorun bu. Evet. Demokratik Halk Partisi bu sürecin neresinde kendisini görüyor? Biz hakikaten Demokratik Halk Partisi'nin gelişmesini istiyoruz. Burada benim gibi düşünen çok insan vardır. Yani Türkiye'de dağınık devrimci hareketin, mücadelenin, emekçi halk hareketinin ancak güçlü bir irade, güçlü bir istek, yani güçlü bir sözlükte bir isteğiyle bir araya gelebileceğini bilebiliriz. Tamam. Demokratik Halk Partisi kendisini buna ne kadar aday görüyor? Mesela sen Ertuğrul Ali'den bunu verebilmek istedim. Tamam, teşekkür ederim. Diğer arkadaşlardan, buyurun. Benim adım Mehmet. Ben Başkan Akbunacık Özgürlüğü Tuhası'nda bir gelişme var mı? Vatanel durumdayım azalt olması için. İkincisi, neden bu kadar Gezir üzerine duruluyor? Gezir'e yani çok bilmiyorum. Kürdistan'da 5 bin tane köy yakaladım. 17 bin insan kaynıyor cinayetleri var. Binlerce yerler şehit oldu. Yani bu Gezi Parkı'nda boy gösterenler nedense Güneydoğu'da o kadar işkenceye katliam 5 bin tane yakaladı. Bunlar niye hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da kardeşim yahu yapmayın. Kürdistan'da. Günahitler evet. Niye denildi? Teşekkür ediyorum. Tamam, diğer arkadaşlar da buyur Sevan. Ha buyur. Ya da fark etmez. Tamam, siz buyurun o zaman. Kemal Bey. Efendim? Bir dakika. Muzaffer isimli bir arkadaş var, çok provokatif bir soru, birkaç soru sordu. Çok da dinlemiyor şimdi cevabını da. O yüzden yok sayılmasını istiyorum. Tamam. Sayın Ertuğrul Bey'e çok kapsamlı bir konuşma yaptığı için teşekkür ediyorum. Benim iki tane kısa sorum var. Birincisi bu yerel seçimlerde farklı partilerde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ittifak teklifini doldurdu. Bu bir. İkincisi Gezi olaylarından en çok bahsedildi. O olaylarda ben de oradaydım. Bir toplantı için Türkiye'ye gittim. O son günde saat 2'de uğradık. Bir takım arkadaşlarla bütün grupları aşağı yukarı gezdik. Bir de 8'de uğradık. Yani olaylar da 8.30'da başladı. Orada bazı Kürt grupların orada olmadığını ispat edildi ve söylenildi. Hatta arkadaşlar da söyledi. Bunu neye bağlıyorsun? Tamam. Başka arkadaşlar da? Bir iki üç soru daha alalım ve böylelikle buyur. Fazla soru sorulmasın. Tamam ya şu bir iki arkadaşta daha varsa alabiliriz. Kerem Kerem. Hoş geldiniz diyorum. Selamlıyorum herkese. Yalnız antikapitalist Müslümanların durumu nedir? Türkiye durumu nedir onların? O beni gerçekten çok düşündürüyor. Onun altı doldurulabilir. Bir soru daha alalım ve bu bölümü kapatalım. Var mı başka bir soru? Buyurun. Bir de bayanlardan alalım. Seçim, anladığım kadarıyla seçim programında seçim Ertuğrul Bey hem burada hem de Türkiye'de konuşmalar yapıyor. Avrupa'daki yani Avrupa'daki bu konuşmaların seçime nasıl bir faydası olabilir? Türkiye'ye nasıl bir yararı olabilir? Buradaki insanların, buradaki halkın bilgilendirmesi. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü kapatalım. Çok başka önemli bir soru yoksa, farklı çok farklı bir soru yoksa kapatalım bu bölümü. Çok mu farklı? Ya birazcık çok farklı. Garip bir şey oldu. Göçmenlerin destek vermesi, işte etraftaki, işte oradaki tanıdıklarına Halkların Demokratik Partisi'nin oy verilmesinin ötesinde, Halkların Demokratik Partisi'nin göçmenler olarak yani programında yeri nedir? Bir de izlediğim başka ülkelerde ilginç bir şey var. Yani göçmenleri yurt dışında yaşayanları katmak için mesela oralardan milletvekili ya da seçilmişler alıyorlar. Mesela bu İtalya'da böyle, Portekiz'de böyle. Bu yönlü bir isteği var mı Halkların Demokratik Partisi'nin önünde? Tamam. Bir arkadaş çok el kaldırdı. Geride. Ama buyur. Sen son soru falan. Çok farklı bir soru olmasa da bir soru sormak. Şimdi BDP'nin Türkiye'de ya da HDP'nin Kürdistan'ın başarısız olduğu anlamına çıkar mı iki partinin? Sanki çok da uzak bir coğrafyada farklı bir yere yapılanması çok mu? Yani mesela BDP çok mu Türkiye'ye açılamalı ya da HDP Kürdistan'da
tam olarak kendini ifade edemediğim için iki ayrı parti seçimi gidiyor. Tamam. Arkadaşlar bu soru bölümünü kapatalım. Yine sözü genel yaş başkanımıza verelim mi? Sorularınızı cevaplandırırsın. Buyurun başkanım. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi bu soruların hepsine istenilen derinlikte yanıt veremeyebilirim zaman kısıtı dolayısıyla. Fakat hızlıca sorulma sırasıyla yanıt vermeye çalışayım. Tabii Orhan'ın sorusu ne diyelim, aslında zorlayıcı bir soru. Ben doğrusu ne kadar hakkım olduğunu geri dönün demeye bilmiyorum. Bundan emin değilim. Gelen niye geldiyse, gelme sebeplerinin bittiğine karar verirse dönecektir. Ama bence bize düşen görev isteyen herkesin dönebileceği koşulları yaratmamızdır. Bu koşulları yarattığımız takdirde artık Türkiye'ye geri dönmek ve siyasi mücadeleye Türkiye'de dahil olmak isteyecek olan arkadaşlarımızın bu engelini ortadan kaldırmak bence bizim görevimiz. Onun dışında göçmenlik tarihine baktığımız zaman benim gördüğüm giden gelmiyor. Yani aşağı yukarı tablo böyle. O açıdan ben kendimi doğrusu biraz bu soru karşısında yani şey olarak ahlaken zor bir durumda buldum. Ne kadar hakkım var bunu demeye ben bilmiyorum. Siz birbirinize diyebilirsiniz. O yüzden ben bu topa girmiyorum. İkinci soru, arkadaşımız soruyu sorup gitmiş, keşke kalsaydı. Ben derdim ki bu tespitler aslında doğru değil. Şundan ötürü doğru değil. Neye göre saydığını, nasıl saydığını bilmiyorum ama bizim mecliste kendi tuttuğumuz istatistikler var. Çok büyük ölçüde bizim meclisteki pozisyonumuz tabii ki gündemde Kürt meselesi olduğu için bununla ilgili söz alıyoruz, pozisyon takınıyoruz ama yaklaşık %30'u Kürt meselesiyle ilgilidir. Verdiğimiz soru önergelerin, konuşmaların %70'i diğer meselelerle ilgilidir. Bu da adil bir bölüşümdür. Fakat en sert tartışma ve çatışmalar Kürt meselesi üzerinde dolaştığı için Türkiye'de aslında herkes, karşıtlarımız da bizim kadar bu meseleyle ilgilidir. Başbakanın ağzında bu bölücülüktür, bizim ağzımızda özgürlüktür. Fakat aynı şeyden söz etmekteyiz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da en çok üzerinde konuşulan şey Türkiye'nin birliği, beraberliği mi yoksa parçalanması mı? Onların terimleriyle konuşuyorum. Hükümete ve BDP'ye yönelttikleri eleştiriler üzerinden baktığınızda MHP'nin en çok Kürt meselesi hakkında konuşan parti olduğunu söylemeye gerek bile yok bu ölçekle baktığımızda. Türkiye'yi yakan bir mesele hakkında konuşmamayı ya da bununla ilgili az konuşmayı beklemek bence siyaseten ciddi bir mesele değil. Çünkü Kürt halkının meselesi doğrudan doğruya yoksullukla ilgili bir mesele değil. Kürt halkının meselesi özgürlükle, kimlikle, vicdanla ve onurla ilgili bir mesele. Kürdün zengini de özgürlük istiyor, Kürdün yoksulu da özgürlük istiyor ama kendi meşrebince istiyor. Dolayısıyla bunu bir ekonomik soruna indirgemek, ekonomik bir bağlama indirgeyince sanki meseleyi çözdüğünü ya da komünistçe çözdüğünü sanmak o kadar bence kabul edilemez bir şey ki dönüp Lenin'i okusa herkes neden işçi sınıfının kendinden değil de diğer ezilenlerin haklarından söz etmesinin doğru siyaset olduğunu, iktisatçı yaklaşımla devrimci yaklaşım arasındaki farkı çözümlemeyi buradan öğreneceğini herkes bilir. Ben doğrusu hani bu konuşmaları biraz şöyle buldum. Saklı olarak arkadaşımız demek istiyor ki aslında devrimci olsaydınız her gün işçi sınıfından söz ederdiniz. İşçi sınıfı her gün kendinden söz ederek bir devrim yapmışsa dünyanın herhangi bir yerinde ben de onu görmek isterim. Bu tamamen eksik ve yanlış bir okumadır. Şüphesiz bir sınıf mücadelesi gerçekliğini, bizim işçi sınıfının özgürlüğü ve kurtuluşu için mücadele etmemiz
gereğini ortadan kaldıran bir şey yok ama o siyaset böyle yapılmaz. Bir tek şey söyleyip bitireyim bunu. Ben doğru anladığımı düşünüyorum Lenin'in söylediklerini. Onun söylediği şudur. İşçi sınıfı siyaseti işçilerin bütün öteki yurttaşlarla buluştuğu yerden, siyaset alanından yapılabilir. İktisat alanından, iktisadi talepler alanından değil der. Dolayısıyla ben işçi sınıfından söz etmenin işçi sınıfına bağlılıkla çok yakın bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu olsa olsa sendikacıların yaklaşımıdır. Ama onun da bir devrimle genellikle bir ilişkisi yoktur. O yüzden bu pek kabul edilebilir bir şey duymadım. Mehmet Bekaroğlu'na bizim şeyimizde ve onun gibi olanlara bizim meclisimizde yer var. Mehmet Bekaroğlu hangi partide zamanında takılmış olursa olsun ya da hangi partilere takılacak olursa olsun eninde sonunda İslami hareketin içerisinden bir demokratik söylem yükselten AKP'nin ya da diğer hükümetlerin devrimci tutsaklara, işçi sınıfına, halka zulmü karşısında açık sözle itiraz eden bir kişi olarak Halkların Demokratik Partisi'ne gelse iyi olurdu. Gelmedi, kendisi için de iyi değil, bizim için de iyi değil. Biz böyle bir bağnazlık içerisinde olmayacağız. Tabii ki bizim meclisimiz hepsi Mehmet Bekaroğlu gibi insanlardan oluşsaydı o zaman bambaşka bir şey olurdu ama Türkiye'de bu muhalefete de yer var. Biz dolayısıyla bununla ortaklık kurarız. Burada bir problem görmüyoruz. Bağlı olarak sırayı atlayıp antikapitalist Müslümanlarla bizim olumlu bir ilişkimiz var. Onlar bizim meclisimize temsilci de yolluyorlar genel meclisimize. Fakat antikapitalist Müslümanlar entelektüel etkileri yüksek fakat sayıları az ve hareket kabiliyetleri nispeten az bir kesim. Onların İslami hareket ya da İslami muhalefet içerisinde bir nüfuzları olmakla beraber bir sosyal bir güçleri olduğunu söyleyemem. Dikkati çeken çeşitli vesilelerle AKP'ye karşı Müslümanlar arasında yükselen antikapitalist itirazlara yol açan bir ekip olarak biz onları olumlu buluyoruz. Olumlu bir ilişki sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu Kürt hareketinin HDP'yi baskıladığı, bunun Gezi dışında kalmasına yol açtığı yorumlarının ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Biz Gezi dışında kalmış değiliz. Demin de anlattım. Biz Gezi'de icra edeceğimiz kadar etkiyi maksimize edemediğimiz için kendimizi eleştiriyoruz. Hepimiz oradaydık mümkün mertebe. Ayrıca Gezi onun içinde vekiller bulunmasını değil, vekillerin halkı oraya sevk etmesini gereksiniyor. Dolayısıyla biz bu açıdan işlerimizin büyük çoğunluğunu yaptık. Önemli olan buna yol göstermek. Bunun gidebileceği istikamette daha çok gidebilmesi için akıl ve enerji tahkimatı yapmaktı. Biz burada aksak kaldığımızı söylüyoruz. Yoksa geri kalanı artık kendi kendimize dövünmek olur. Gezi'ye baktığın zaman Gezi muhaliflerinin söylediği en önemli şey ya orada Öcalan bayrakları ne geziyordur? Öcalan bayraklarını da ulusalcılar mı götürdü Gezi'ye? Ben bu açıdan ortada gezen bir laf olduğunu, bunun bir hakikati olmadığını söyleyebilirim. Eleştirilecek nokta politik olarak etkin olabileceği ve öncü olabileceği kadar olmadığıdır. Yoksa orada bulunmadığı, oradan kaçtığı, onundan ilgilenmediği değil. İkinci nokta, Kürt halkının kendisi de Gezi'ye o kadar odaklanmadıysa bunun şöyle bir sebebi var. Aşağı yukarı 30 yıldır süren bir çatışmanın sonuçlarını almak üzere başlatılmış olan bir müzakere sürecine dikkatlerini yöneltmiş olduğu anda müzakere sürecindeki muhatabıyla nasıl bir ilişki kuracağını araştırdığı sırada ona karşı bir baş kaldırıya ne anlam vereceği hakkında da Kürt halkı uzun boylu düşündü. Bu fırsatı heder etmek
istemedi. Bunun için çok fazla atak durmadı ama politik hareket netice olarak buraya bir mim koydu, pozisyon aldı. Siyaseten bir tutum benimsedi. Bu iyidir, benim de buna diyeceğim bir şey yok. Bir de şimdi ben anlamıyorum, bütün her şeyi Kürtler yapacak. Kürdistan'da devrimi onlar yapacak, Gezi'de ayaklanmayı onlar gerçekleştirecek, bütün mücadelenin yükünü onlar çekecek. Ben biraz burada yani Kürt Mehmet'i Gezi nöbetine gönderme ısrarı görüyorum. Bunun da o kadar yerinde olduğu kanaatinde değilim. Evet, daha etkin bir biçimde, daha kararlı bir biçimde katılılması, bizim de ortağımızı, müttefikimizi bu konuda daha iyi uyarabilmiş olmamız iyi olurdu ama yani bu toplam denklemi değiştirmez. İstanbul'da yaşayanların %13'ü Kürt. Gezi'ye katılanların da %20'den fazlası Kürt'tü. Aslında nüfusu oranında temsil edildiğini söyleyip kendimizi rahatlatabiliriz. Ama biz siyasi yol göstericilikten söz ediyoruz. Burada bir problem olduğunu görüyoruz. Nitekim bunu bizim yapmamıza gerek kalmadan Öcalan olsun, Cemil Bayık olsun, diğer liderler olsun bu eleştiriyi zaten kendi hareketlerine karşı yaptılar. Yani her dakika buraya geri dönmenin bence bir manası yok. Otokritiği yapılmış bir mesele, katlanıp bir kenara konulmuştur. Bir kere daha, bir kere daha buraya dönmek gerekmez. Öcalan'ın özgürlüğü kısa zamanda gerçekleşebilir mi ya da ne zaman? Bunun için ben şöyle bir, böyle bir vade biçemem ama şunu hepimiz görüyoruz. Tutsakların hepsi özgür kalmadan Öcalan'da bu özgürlük alanına girmeden Kürt halkı için mesele çözülmüş olmayacak. Yani hem mesele çözülmüş olacak hem devrimci tutsaklar hapishanede olacak, böyle bir şey olabilir mi? Öcalan Kürt halkının kendisine ayırmış olduğu yere geçmedikçe bu mücadele bitmemiş demektir. Eninde sonunda halkın özgürleştiği fakat liderliğin hapis yatmaya devam ettiği bir süreç söz konusu değildir. Bu hangi hızda olabilir? İşte dünyadaki örneklerine baktığımız zaman müzakerelerin başlamasıyla bir genel affın ilanı arasında, yani ülkenin büyüklüğüne, çatışmanın derinliğine bağlı olarak 3-5 yıl geçmiş olduğunu gözlüyorum. Yani bunu da bir vade olarak ben söylemiyorum ama bu yıl başlamış olan müzakerelerin sonucunda özgürlüğün hemen... Haval gitti galiba, gitti. Gitti, evet, haval gitti. Hocam bir açıklama yapar, tek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam, ne demek? Şimdi arkadaşlar, pardon. O Müzaffer arkadaş soru sormuş, galiba bir rahatsızlık geçirdi, hastaneye kaldırılmış. Öyle mi? Hasta evet. Olan o mu? Oymuş, evet. Peki, o zaman hakkında, arkasından konuştuklarımızı geri alıyoruz. Ama ben aslında o kadar konuşmamıştım arkasından. şey, yanıt da verdik. Dolayısıyla yani bunları izlerse memnun oluruz. Bir an önce iyileşmesini isteriz. Şimdi tabii bu şeye, bütün bunlara tepki olarak da ya bu gezinin önemi ne? Burada boy göstermenin ne manası var sorularının da aslında biraz öbür tarafa savrulma olarak ben görüyorum. Bence şu manası var. Aşağı yukarı 12 Eylül'den bu yana, belki 1989 işçi eylemleri ve 1993 madenci ayaklanmasından sonra çok geniş kapsamlı ve esasen siyasi en önemli başkaldırılardan bir tanesi, en önemli başkaldırıdır. Yani Türkiye'nin batısında da bir sosyal ve siyasi itiraz, hükümete ve onun egemenliğine karşı bir meydan okuma olduğuna dair çok açık ve net bir göstergedir. Bu başkaldırı başladığı günden başlayarak Kürt halkına yüzünü dönmüştür. Kürt halkına arkasını dönmemiştir. Bence haksızlık etmeyelim. Lice'de saldırı olduğunda Kalekol protestolarına karşı direnlice diye
Kadıköy'de 10 bin kişilik, 20 bin kişilik bir gösteri yapılması önceden tahayyül edebileceğimiz bir şey değildi. Bu gezinin yaptığı eğitimin sonucudur. O yüzden bu bizim için çok kıymetlidir. Biz bunu boşa saymayız. Burada çok esaslı itirazlar var. Evet, burada Türk bayraklarıyla gelen ulusalcılar, Kemalistler, şunlar bunlar hepsi vardı. Ama onlar aşağıdan gelen büyük dalganın içerisinde eridiler. Onun özgürlükçü dinamiğine tabi oldular. Hiç kimse bayraklılara ya da kalpaklılara kendini teslim etmedi. Tam tersine onlar genel akışa kendilerini bırakmak zorunda kaldılar. O genel akış kendi içerisine Öcalan bayraklarını, posterlerini kabul etti, onu içerdi. Öyle olduğuna bakacak olursak Gezi'de mühim bir şey olduğunu görmüş olabiliriz. Hepsinden önemlisi Kürdistan mücadelesi ile Gezi mücadelesi tarihi olarak birbiriyle yardımlaştı ve paslaştı. Öcalan'ın çatışmasızlık alanını yaratması söz konusu olmasaydı Mart'tan Haziran'a kadar Türkiye'de kırsal bölgelerdeki çatışmalarda gerillalar ve askerler ölmeye devam etmiş olsalardı Taksim alanını büyük olasılıkla intikam çağrılarıyla hareket eden insanlar dolduracaktı. Oysa bu açılan boşluğu bir isyan doldurdu. Kürt halkının silüeti bütün isyan boyunca hep oradaydı. Hiç oradan uzaklaşmadı. Öte yandan Gezi Kürt halkının varlığının ve haklarının mevcudiyetini ve meşruiyetini her gün tekrarladı. Ona sırtını dönmedi. Evet, kabul ederim, taşrada nispeten bu isyanlara, ayaklanmalara daha çok ulusalcı bir yaklaşım egemen oldu ama bütün tabloya rengini veren Ankara ve İstanbul'daki başkaldırılardı ve burada da Kürt halkının hakları en önemli şeylerden birisi olarak ortadaydı. Irkçılığa karşı çok açık bir pozisyonu vardı Gezi'nin. O yüzden Kürt halkı Gezi ile birlikte kendisine Türkiye'de çok esaslı bir müttefik, bir isyancı müttefik kazanmış oldu. Bence bunun kadrini bilmek lazım. Ama tabii ben reaksiyonu anlıyorum. İkide bir Gezi'yi bir çeşit, yani siz Kürtsünüz ve aklınız ancak Kürtlüğe erer diye onlara sallanmasına bir tepki olarak okuyorum ama bu hareket bu olgunluğu çoktan kazanmış durumda. Bence bunlara aldırış etmemek gerekir. Şimdi arkadaşımız sordu. Belki arada bir iki soru atlamış olabilirim ama yok, atlamayacağım. Avrupa'da bunları konuşmanın ne faydası var sorusunun en önemli cevabı bence şudur. 2015'te genel seçimlerde oy kullanacaksınız. Dolayısıyla Avrupa'daki her göçmen TC yurttaşlığını muhafaza ediyor ise eğer bu seçimlerde oy kullanacak. Yaklaşık 2 milyona yakın insanın kullanacağı oy Türkiye'deki bütün tabloyu değiştirebilir. Bu açıdan bir kere Türkiye politikasına aşina olmak, burada neler olduğunu bilmek ve burada pozisyon almak bakımından Halkların Demokratik Partisi'nde bir seçenek olduğunu bilmeniz gerekir. Halkın bilmesi gerekir. İkincisi, böyle bir seçeneğin tabii arkadaşımızın sorduğu soruya da cevap içermesi gerekir. Elbette burada izleyeceği göçmen siyasetleri ve göçmenlerin haklarıyla ilgili pozisyonları çok önemli bir girdi olacaktır. O açıdan da Türkiye siyasetiyle göçmen siyaseti arasında bağ kurabileceğimiz bir halkadır buradaki örgütlenme. O nedenle buralarda temsilcilikler açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi açacak, AKP belki çoktan açmıştır, başkaları da açacak. O nedenle hani Türkiye'den kaçtınız ama Türkiye'den kurtulamıyorsunuz. Geldik sizi gene burada bulduk. Dolayısıyla bu sebeple yani buradaki konuşmalarımızın manası bu. Tabii ben ne diyelim, hani lafı kısa kesmek için böyle söylüyorum. İşte hani desteğinizi, ilginizi bekliyoruz diye.
yani ne beklediğimizi biliyorsunuz. Sonuçta birbirimize o kadar yabancı değiliz. Hepimiz aynı yerden aşağı yukarı geliyoruz ve neler olması gerektiğini de biliyoruz. Şimdi böyle imtihan ediyormuş gibi şeylerin, ne diyelim, muamelelerin çok şeyi yok. Asla hakikati yok. Bizim istediğimiz şey Türkiye'deki ve dünyadaki büyük sosyal değişim dalgası içerisinde özgürce ve açıkça yer alabilecek bir bilinci yeniden üretmek. İşin aslını isterseniz şunu benim sormam gerekir. Buradaki herkes bir buradaki bir sendikaya, buradaki bir devrimci partiye, buradaki bir sosyalist harekete şu ya da bu şekilde kendine yakın bulduğu Fransa'da kurulu bir enternasyonalist yapıya üye midir? Ben bu soruyu esasen merak ediyorum. Bunlara üye olmamız, buradaki sosyal hayatta bizim itildiğimiz yerde kalmamamız, burada sınıf mücadelesine, burada özgürlük mücadelesine katkıda bulunmamız ve buradaki deneyimi Türkiye'ye aktarmamız gerekir. O yüzden böyle bir hazır başkan gelmiş, bakalım sende bizim için ne vardan ziyade ben de size soruyorum, sizde bizim için ne var? Bugüne kadar ne yaptınız burada? 30 yıldır bir tane partiye girmediniz mi? Girdiniz mi yoksa? İyi şeyler yapıyor musunuz? Belki bunları bu şekilde bir yüzleşme değil de deneyim alışverişi şeklinde konuşmamız çok daha faydalı olur. Daha çok konuşacağız arkadaşlar. Bizden kurtulmanız gördüğüme göre mümkün değil. Benden kurtulsanız HDP'nin diğer şeyleri, sonraki başkanları gelecekler, sizle bunları konuşacaklar. Çünkü çok önemli olan bir şey, ben onu da söyleyip geçeyim. Bu Lenin Bolşevik Partisi'nin diğer Rus devrimci partilerinden üstünlüğü nedir diye açıklarken şöyle bir şey söylüyor. Aslında diyor Bolşevik Partisi'nin ötekilerden belki de en önemli üstünlüğü onların göçmenler arasındaki en parlak zihinleri kendilerine katmış olması. Onların da Avrupa'da sosyal bilimde son söz olarak ne söylenmişse onları Bolşevik Partisi'ne aktarmış olmasındaydı. Böylelikle biz Avrupa'nın en geri ülkesinde en ileri politik kadro olarak ortaya çıktıysak bizim bütün sırrımız siyasi göçmenlerle, Avrupa'daki Rus göçmenleriyle bizim partimiz arasında böyle bir ilişki kurulmuş olmasıydı diyor. Ben o açıdan hiçbir zaman başından beri sizleri işte esasen burada ne diyelim işte kendi kendine bir hayat süren insanlar olarak değil, işçi hareketinde, kadın hareketinde, bilimsel mücadelelerde, özgürlük mücadelelerinde edinilmiş son deneyimleri bize aktaracak bir köprü olarak hep göre geldim. Bu köprü bugüne kadar işlemediyse bundan sonra işlemeyecek anlamı çıkmamalı. O nedenle Halkların Demokratik Partisi ile bu ülkelerde yaşayan arkadaşlarımız arasında hakiki bir bağ, Halkların Demokratik Partisi temsilcilikleri kurmak bundan sonraki en önemli işlerimiz arasında. Böylece şu soru da karşılığını bulur. Aday gösterir miyiz? Tabii ki aday gösteririz. Niçin göstermeyelim? Ancak kimin aday olacağına karar verebilmemiz için önce bir ortak hayat sürmemiz lazım. Bu ortak hayatı birlikte kurmamız gerekir. İki parti halinde niye seçimlere girdiğimizi aslında anlatmıştım. Bunun açılıp açılmamakla ilgisi yok. Bunun Halkların Demokratik Partisi bayrağıyla Kürdistan'da seçime girmenin oradaki kitleleri şaşırtabileceği, büyük bir hızla HDP etrafında yeniden toplanmalarına kolay olmayacağına dair bölge vekillerinin ve bölgedeki BDP örgütlerinin belirttiği görüşlerden ötürüdür. Buna şimdilik bu dönem için hep birlikte tahammül ediyoruz. Yani aslında iki partide girmek çok en parlak fikir değil. Deminden beri anlattığımız gibi kafa karışıklığına yol açıyor olması dolayısıyla. Şimdi Kürdistan'da kafa karışıklığı bitti ama Batı'da da başka bir kafa karışıklığı ister istemez doğdu. Size anlattım. Yani bu HDP, BDP'nin nesi olur diye oradaki Kürt kitleleri arasında kimi şeyler var, ne diyelim,
algı bozuklukları var. Onları düzeltmek için ekstra çaba sarf edeceğiz. Sanıyorum 31 Mart'tan sonra bu durum son bulacak, bir nihai karar vereceğiz. Ortak varlığımızın nasıl olacağına dair. O nedenle bu meseleler aşılabilir. Ben ayrıca şeye çok güveniyorum. Yani Kürt halkının siyasi olarak motive olduğu takdirde hızlı parti değişikliklerine falan tahammüllü olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Yanılmıyorsam eğer o 1999 seçimleri miydi? Karadeniz'de o zaman HADEP'in simgesi kelebekti. Binlerce kelebeğe oy çıktı. Dediler ki Anaplılar o zaman, ya arıyı kelebek sanmışlar, o yüzden arı yerine kelebeğe oy vermişler, ama herhalde bir köylünün en son karıştıracağı iki yaratık arıyla kelebektir, öyle değil mi? Kelebeğe kolayca adapte olan, şimdi bu ağaca da zaten çok daha kolay adapte olur. Bunun için sadece etkin bir tanıtıma ihtiyaç var. Bu güçlüğü böylece aşacağız. İşte son bir şey daha belki hatırlatma yapayım. Yani 30 Mart'ta biliyorsunuz oylar kullanılacak. Bu Kızıldere katliamının yıl dönümü. 30 Mart'ta yani bu katliama herkesin bir ortak yanıt vermesi için çok açık bir sebebimiz var. O yüzden 30 Mart'a kadar kim var kim yoksa Halkların Demokratik Partisi'nin listelerine doğru yönlendirmek ve sandıklara bu katliamı gömmek 31 Mart günü yeni bir çağa uyanmak için herkesi görev başına devam ediyoruz. Orhancığım, gelerek de olur, gelmeyerek de olur. Hepinize iyi akşamlar. Şevval Şevval mı?